Sultan Hazretleri! Murat oğlum, bu hainlerin gözü dönmüş yine. Şimdi istediklerini vermek en doğrusu. Başınıza ne geldiyse işte bu sebepten geldi. Zorbalara boyun eğdik. Cihan hükümdarına yakışacak şekilde dik durmadık. Şimdi en yakın adamlarımı aldılar benden. Baş defterdarımın ne günahı vardı? Hasan Elife'nin? Musa Çelebi'nin ne günahı vardı validem? Murat, mühim olan sensin. Mühim olan senin hayatta kalman. Sen de benim gibi sabredeceksin. Sükunetini koruyacaksın ki zamanı geldiğinde başlarını ezelim. Gel. Hünkârım. Vezir-i Azamınız Topal Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım. Askerler. Ayak divanına çıkmanızı isterler. Padişahımıza sözümüz vardır. Divana çıksın diye bağırırlar. Allah muhafaza. Sarayı başımıza yıkacaklar. Hünkârım, Hafız Paşa'nın kellesini isterler. Hiç kimseyi korumanın vakti değildir. Ben kulunuzu dahi isteseler, verin. Sırf onlar istedi diye en kıymetli vezirim Hafız Paşa'yı azlettim. Lakin canını vermem. Zaten gönderdim, isteseler de bulamazlar. Eyvahlar olsun. Kim inanır gittiğine? Padişahımız koruyor diyecekler. Kim ne diyecekse bana söylesin Topal Paşa. Kimseden korkum yok benim. Ayak divanına çıkacağım. Murat! Devletli oğlum. Beni bir dinle. Tamam, gözünü budaktan esirgemezsin, bilirim. Lakin bu neye yarar? Devlet dediğin öyle öfkeyle, gururla yönetilmez. Eğer mecbur kaldıysan bir iki adım geri çekileceksin ki esas düşmanlarının yüzlerini görebilesin. Unutma, yenilgiyi hazmedemeyen bir sultan asla muzaffer olamaz. Korkmaz, peygamberden utanmazlar. Şeriata ve padişaha boyun eğmeyen zalimler. Biz zalim değiliz. Padişahım, Hüsrev Paşa gibi yarar veziri niçin katleyledin? Şehzadelere de kıydığınızı işittik. Şehzadeleri görmek isteriz. Şehzadeleri görmek isteriz. Şehzadeleri göster bize. Şehzadeleri göster bize. Şehzadeleri göster. Siz neden bahsedersiniz? Şehzadelere kıymadım, kıymam. Onlar benim kardeşlerim, canlarım. Gayri itimadımız kalmadı. Haksız yere Hüsrev Paşa'yı öldürttün. Şehzadelere de kıyarsın. Şehzadeleri göster bize. Şehzadeleri boğmuş. Şehzadeleri! Şehzadeleri boğmuş. Eğer ki şehzadeleri bize göstermezsen, sen bize padişahlığa layık değilsin.
Neler oluyor acaba? Söylesene, neden çıkıyoruz avluya? Hiç sormayın şehzadem. Eğer dışarı çıkmaz iseniz hünkârımıza kıyacak bu zorbalar. Sebep olmak istersiniz. Yüce Allah'tan korkmayıp, padişah hazretlerimizden çekinip utanmayıp böyle tuğyan edersiniz. Allah aşkına bizi kendi halimize bırakın. Sizin himayeniz bize gerekmez. Hüsrev Paşa'yı öldüren padişaha güvenimiz yoktur. Şehzadelere dokunmayacağına dair kefil isteriz. Kefil isteriz! 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 Şeyhülislam'ınız olarak ben kefilim! Ben de kefilim. Varın gidin evinize. Hünkârımız istediklerinizi verdi. Müftü Efendi'nin ve Vezir-i Azam'ın kefaleti kabulümüzdür. Şükürler olsun, hünkârımız size kulak verdiler sultanım. Hele bir dağılsınlar. Hele bir sular durulsun. Hesabı sorulur elbet. Validem, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Senin de devletlüm, gel. Bu kutlu günde bir hayır duanızı almaya geldim. Dualarım her daim seninle. Lakin neden kutlu bir gün dedi? Dün gece habersiz dışarı çıkmışsın, ne oldu söyle. Validem, mühim kararlar aldım. Hem benim, hem Cihan Devleti için hayli mühim kararlar. Nedir bu halin senin? Yüzün bulutlanmış yine. Aklından, kalbinden geçeni bana söylemeyecek misin oğlum? Bekleyeceksiniz validem. Siz de herkesle birlikte öğreneceksiniz. Selim, aslan torunum benim. Geverhan, ne iyi ettiniz de geldiniz. Ben de sizlere hasret kaldım validem. Gece hünkârımız geldi. Beraber oynadık. Söz verdi, at bineceğiz. Ben de hayret ettim. Zevcimle konuşacakları varmış.
Gece vakti ne ziyaretiymiş bu böyle? Hünkar abim Zevcin'i günah kadar sevmez. Her türlü hile, desise varmış paşanın. Atike. Paşamızı çekemeyenlerin iftiraları onlar, Atike. Zevcim ne yapıyorsa devleti Aliye için yapıyor. Hacıam, sen niye buradasın? Dışarıda kızılca kıyamet koptu. Ne oldu ki? Hünkârımız Vezir-i Azam'ın kellesini almış. Eyvallah olsun. Olacak iş mi? Hacıam, hacıam ne oldu? Yahu gitme başımdan kadın. Bir de laf mı anlatacağım sana? Ettiğin laflara dikkat et Atike. Geberhan üzülüyor, görmüyor musun? Yalan mı söyleyeyim validem? Sevmiyorum Topal Paşa'yı. Sinsi yılanın teki. Has bahçeye çık sen. Divandan sonra baban da gelecek. Sultanım, felaket. Vezir-i Azam idam edilmiş. Hacı ağa, sen Geverhan'ın yanına git, vaziyeti neymiş öğren. Emredersiniz validem. Açın kapıları. Validem. Nedir bu işittiklerin Murat? Bana dahi sual etmeden, danışmadan nasıl böyle kararlar alırsın? Topal denen hainin kellesini almak için size danışmama lüzum yok. Onun kellesi kimin umrunda? Hala hayattaysa bir sebebi vardı. İsyan çıkaracak cüreti nereden bulduğunu merak ediyordum. Arkasında kimler olduğunu, neye hizmet ettiğini. Lakin sayende artık öğrenemeyeceğiz. Ben bugün öyle bir ateş yaktım ki validem. Gizli yahut açık. Bütün düşmanlarım yanacak. Şimdi onlar korksun, onlar düşünsün. Siz değil. Otuz yıldır bu saraydayım ben. Son 10 yıldır bizzat idare ediyorum devleti. Ölümü de gördüm, ihaneti de gördüm. Her şeyi yaşadım, bildim hamdolsun. Şimdiye kadar kimseden korkmadım, korkmam. Madem öyle, siz de yanımda olun validem. Kararlarımı sorgulamadan, sadece yanımda olun. Validen ve saltanat naibesi olarak benden susmamı, yaptığın her şeye göz yumamı bekleme Murat. Hele ki mevzu bahis devlet-i aliyenin istikbali ise zinhar buna razı gelme. Susacaksınız validem. Siz de herkes gibi razı geleceksiniz. Zinhar benden habersiz bir işe kalkışmayın. Zira naibesi olduğunuz saltanatın yegane sahibi benim. Murat, oğlum,
sana baktıkça rahmetli abin Sultan Osman'ı hatırlıyorum. Ve bu beni derin bir kedere sürüklüyor. Uzun zamandır böyle bir arada olamamıştık. Keşke Gevheran da burada yanımızda olsaydı. Unuttun galiba kardeşim. Zevcinin kellesini Hünkar abimiz bizzat aldı. Nasıl otursun bu sofrada? Edebinle konuş Kasım. Senin haddine mi düştü? Hünkarımızın yanında bu ne cüret? Bunlar benim düşüncelerim değil Bayezid. Ben yalnızca Gevheran'ın hisseni dile getirdim. Yoksa ne haddi mi? Bayezid, yemeğinizi yiyin. Gevheran, güzel kızım. Hadi uyu, dinlen biraz. Bak, harap ettin kendini. Ne uykusu validem. Ancak ölürsem kapanır gözlerim. Ancak ölürsem dinar acım. Gözyaşım. Hadi paşaya acımadınız. Bana, oğluma nasıl kıydınız? Hünkar kardeşim böyle münasip görmüş. Elden ne gelir? Buna kanacak değilim validem. Çocuk mu var karşınızda? Siz istemeseniz güneş bile doğmaz. Hünkar kardeşim böyle bir kararı tek başına vermez. Veremez. Siz de istediniz bunu. Validemin bu hadiseyle hiçbir alakası yok Gevheran. Kararı ben verdim. Ben aldım canını. Validem, ne oluyor? Şişt, bir şey yok aslan torunum. Hadi gel, bu gece benim dairemde uyuyacaksın. Hayırlı geceler oğlum. Size de validem. Gevheran. Elbet yasın bitecek. Öfken dinecek. Kardeşin ve dahi hünkârın olarak sana söz veriyorum. Yeniden mutlu olman için ne lazımsa yapacağım. İzin verin. Sarayıma döneyim. Hünkârım. Zira burada sizinle birlikte kalamam. Evladımın babasını, sevdiğim adamı katleden biriyle nasıl yaşarım? Hiçbir yere gidemezsin. Burada kalacaksın. Ailenin yanında. Bayram Paşa, Mehmet Paşa, yeni vazifeleriniz, makamlarınız hayırlı uğurlu olsun. Sizin gibi akıllı, tecrübeli devlet adamları kolay yetişmiyor. Sağ olun Valide Sultanım. Sağ olun Sultanım. Padişah oğlum en doğru kararları verdi şüphesiz. Lakin muhtemel neticelerini düşünüp tedbir almak bizlere düşer.
Hakkı haliniz var sultanım. Padişah efendimiz dizginleri ele almak istiyorlar. Paşam. Saltanat naibesi olarak bütün mesuliyet yine valide sultanımızda olacak. Bizlerin vaziyetinde değişen bir şey yok. Son nefesimize kadar sultanımızın hizmetindeyiz. İnşallah. İnşallah. Yarın imarethanede sipahilerle bir buluşma tertip edin. Bu meseleyi bizzat ben halledeceğim. Geçti. Lakin Sultan Murat Han bize vaat edilen makamları hala vermediler. Hünkârımıza defalarca ricalarımızı, dertlerimizi duyurmaya çalıştık. Bizi görmezden geliyorlar. Bu işin sonu kötü. Ağalar, saltanat naibesi olarak kararları ben veririm. Elbet istediğiniz makamlar tevcih edilecek. Lakin sabırlı olup bekleyeceksiniz. Sabır taşımız çatladı. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Kes sesini bile gafil! Kimin huzurunda olduğunu unutma! Yeter! Münakaşa ile yeterince vakit kaybettik. Artık sükuneti sağlamanın vakti. İstediğinizi vereceğim. Buna rağmen hanedanıma, devletime bir kez daha isyan edecek olursanız öyle bir tufan kopartırım ki dünyayı başınıza yıkarım. Karşı kan gölüne dönmüş diyorlar. Hünkârımız dün görüştüğünüz sipahileri kılıçtan geçirmiş sultanım. Herkesin valide taşlığında toplanmasını istediler. Bir ferman gönderecek ve bizzat benim okumamı emrettiler. Ne fermanıymış bu? Bir malumatım yok sultanım. Hünkârımız herkesin toplanmasını istediğine göre mühim bir mesele olmalı. Sipahiler meydanda toplanmış sultanım. İsyan kapıda diyorlar. Olacağı buydu. Lakin Sultan Murat kimseyi dinlemedi. Destur! Valide Kösem Sultan Hazretleri!
Sultan Murat Han'ın fermanıdır. Saltanat naibesi olarak Devlet Aliye'yi büyük bir fedakarlıkla tam 10 yıldır büyük bir başarıyla hükmeden Validem Kösem Sultan'a tahta çıktığım günden bu yana yaptıkları için şahsım ve bütün kullarım adına minnettarım. Lakin son yaşanan hadiseler devam etmekte olan nizamın değişmesini zorunlu kılmıştır. Bundan mütevellit mutlak iradenin esas ve yegane sahibi olarak Valide Kösem Sultan'ın saltanat nabeliğine son veriyorum. Melek'i dışarı çık. Diyorsun ki gözyaşların niçin gül rengine boyandı? Madem ki sordun, neden olduğunu dosdoğru anlatayım sana. Sevdanın kanlı yaşı gönlüme dökülüyor. Sonra başımda coşkun halde gözlerimden taşıyor. Ey bedenine hizmet eden gafil. Gel. Onun hizmetinde daha ne kadar uğraşacaksın? Kalp midir insana sev diyen? Yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek? Bir muma ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Gam senin lütfun ile sevinç içinde kalır. Ömür senin iltifatın ile sonsuzluğa kazanır. Sultanım, afiyet bal şeker olsun. Hayrola Lalezar Kalfa? Ne kıvranıyorsun sen? Az evvel Afitap kızdan işittim.
Meleke Hatun'um. Malumunuz bugün onun sırasıydı. Varmış gitmiş. Lakin hünkârımız çıktı demişler. Padişah oğlum sarayda yok ve sen bunu bir cariyeden mi öğreniyorsun? Lan bu gece de uyku yok bize. Telaş etmeyin validem. Ben ağalara söylerim, hünkârımız neredeymiş öğreniriz. Valide Sultanım, hünkârımız sağ salim saraya döndüler. Oh çok şükür. O kadar ikaz ediyorum, lakin dinlemiyor. Tebdil halde çıkıp duruyor. Başına bir şey gelecek diye o kadar çok korkuyorum ki. Öğrenebildiniz mi neredeymiş? Malumatımız yok Valide Sultanım. Valide Sultanım. Padişah Efendimiz Bab-ı Saad önünde ayak divanına çıkmışlar. Yeniçeri ve sipahi ihtiyarları, ulema, ahali, herkes orada. Binmek istersiniz diye ben... Sipahi kullarım. Sizin muhalefetinizden ve fitne çıkarmanızdan devlet-ü saltanat zaafa uğradı. Talepleriniz devletin belini büktü. İçinizdeki serkeş ve insafsız eşkıya çoğaldı. Alemi soyup ahaliyi dağıttılar. Sayınız 40.000'e ulaştı. Lakin istediğiniz makamların hepsi 500'ü bulmaz. Niçin ulüfe istersiniz? Reaya'yı soyarsınız. Reaya olmayınca hazine nereden bulunur? Ulüfe nereden verilir? Şu deryadan mı vereyim ulüfenizi? Biz padişahımıza karşı asi namını kabul etmeyiz. Padişahımızı tazyik edip edepsizlikle mal tedarikine düşenler bizim rızamızda değildir. Biz onların zaptına kadir değiliz. O halde eşkıyanızı ayırıp vereceksiniz.
Eşkıyayı zinhar himaye etmeyiz. Padişahımıza gerekmeyen bize de gerekmez. Çıkarsın bunları. Zinhar söyletmeyin. Hala. Ey ümmeti Muhammed. Sizlerin de şahitliğinde Yeniçeri, sipahi, ulema kullarım bana padişahlarına sadık olduklarını beyan ettiler. Lakin bu kafi değil. Herkesin gözleri önünde mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e el basıp sadakat yemin edecekler. Kanuni kadime riayet edip fitne fesat çıkarmayacağımıza. Fitne fesat çıkarmayacağımıza. Halife-i ruhi zemin, padişah efendimize itaat edeceğimize. İtaat edeceğimize. Aramızdaki hainleri, zorbaları barındırmayıp hepsini teslim edeceğimize. Teslim edeceğimize. Allah'ın ve onun yeryüzündeki gölgesi padişah efendimizin huzurunda yemin ederiz. Yemin ederiz. Vallahi billahi tallahi. Her ne vakit saadetli padişahımız bir emir verir de ocağımız bu emrin hakkından gelemezse, Allahu Teala'nın, peygamberlerin, bütün meleklerin, Hazreti Muhammed ümmetinin laneti üstüne olsun. Amin. Ben dahi yedi iklimin padişahı Halife-i Ruh-i Zemin Sultan Murat Han fütuhat devrini yeniden başlatacağıma, zorbalığa, bozgunculuğa, rüşvete son verip nizam-ı alemi tesis edeceğime, bu yüce devleti adaletle idare edeceğime, İslam bayrağını bütün cihana yaymak için savaşacağıma, Yüce Allah'ın huzurunda siz kullarımın şahitliğinde yemin ederim. Vallahi, billahi, tallahi. Hakkınızı ödeyemem Yahya Efendi. Karanlık günlerde pusulam olup bana yol gösterdiniz. Hünkârım, merhum atanız ordularıyla Mısır seferine çıktığında kimse Sina çölünü aşacağına ihtimal vermemiş. Lakin Rabbimin mucizesi aşmışlar. Bir haftada hem de yürüyerek. Kendilerine neden yürüdükleri sorulduğunda Fahri Kainat Resulullah Efendimiz Hazreti Muhammed önümüzde yürürken ben at üstünde gitmekten
haya ederim demiş. Hünkârım, kıssadan ise eğer yolunuz doğruysa Rabbim sizi yalnız bırakmaz. Gel. Hünkârım, Valide Sultanımız geldiler. Huzura kabul beklerler. Valide Sultanım, hünkârımız daha sonra teşrif etmenizi buyurdular. Sultanım. Yahya Efendi, belli ki validemin diyeceklerim için. Biz istişaremize sonra devam ederiz. Nasıl buyurulsa hünkârım. Sultanım. Yıldır bu kubbenin altındayım ben. Bir Allah'ın günü yoktur ki devletimin, hanedanımın düşmanları saldırmasın, tuzak kurmasın. Şeytanın dahi aklına gelmeyecek her şeyi yaptılar. Lakin ilk defa beni evladımla sınıyorlar. Beni o kadar görmüyorsunuz ki validem. O kadar inanmıyorsunuz ki bana. Naibeliğinize son veriyorum. Bunu dahi düşmanlarınızın yaptırdığını düşünüyorsunuz. E tabi aklını çeliyorlar. Kışkırtıyorlar. Seni bana düşman etmek istiyorlar. Nasıl yaparsın Murat? Bunu bari... Sizi ikaz ettim. Benden habersiz hiçbir şey yapmayın dedim. Lakin siz... Asilerle meşveret etmişsiniz. Onlara yeniden makam sözü vermişsiniz. Benim irademi hiçe saymışsınız. Demek bu sebeple ben o meşverete saltanat naibesi olarak gittim. Hanedanımı ve devletimi korumak istedim. Asilere boyun eğerek. Ben kimseye boyun eğmedim, eğmem. Tabiatımda yok. Bunu en iyi sen bilirsin. Siyaseten istediklerini verip ilk fırsatta kellelerini almaktı niyetim. Lüzum kalmadı. Birçoğunun kellesini bizzat aldım. Keşke benimkini de alsaydın. İnan daha az yanardı canım. Herkesin içinde naibeliğime son verdin. Sanki olan bitenden ben mesulmuşum gibi. Ben suçluymuşum gibi. Yazık. Validene bunu mu reva gördün? Validem. Meseleyi şahsi görmeyin. Mevzu bahis, devletin istikbali. Devletin istikbali. Ben bu saltanatı rahmetli babandan devraldım. Tam 15 sene evvel. Bütün yükü tek başıma sırtladım. Seni ve kardeşlerini korumak için kaç defa öldüm biliyor musun? Kaç defa yandım. Ben olmasaydım ne hanedan kalırdı ne devlet kalırdı. Şimdi geçmişsin karşıma bana devletin istikbalinden bahsediyorsun. Senin o devlet dediğin benim, ben. O devir kapandı validem. Naibeliğiniz bitti. Kabul etseniz de etmeseniz de hakikat bu. Siz Valide Sultan olarak yalnızca haremi idare edeceksiniz. Daha fazlasını değil.
devlet artık gerçek sahibini. Ağlar. En büyük hayalim neydi biliyor musun? Senin büyümen, güçlü olman, devlet yükünü sırtımdan almandı. Vakti geldiğinde, hazır olduğunda ben kendim çekilecektim zaten. Lakin şimdi... İkimiz de biliyoruz ki o vakit asla gelmeyecekti. Asla vazgeçmeyecektiniz. Öyle ya. İktidar şerbetinden içtiniz bir kere. Tadını aldınız. O şerbet ki içmesini bilmeyene zehirdir oğlum. Nicesi içip yolunu şaşırdı. Kimi derbeder oldu, kimi zalim oldu. Hamdolsun ben onlardan olmadım. İnşallah sen de olmazsın.